Çeksin. Sütlaç yaklaşık 100 yıl önce köyümüzde lokantacılık yapan Ahmet Karakullukçu ve Hacı Osman Konak adlı iki tane amcamız vardı. Bunlardan bir tanesi Ahmet Karakullukçu midesinden rahatsızlanıyor ve kendisine biraz süt pişirip içerisine pirinç atarak kaynatıyor. Bunu yiyor ve kendisine iyi geldiğini söylüyor Osman Konak amcaya. Hacı Osman amca bunun içerisine biraz bal veya şeker koymasını istiyor. O zaman bal olmadığı için biraz şeker koyuyorlar. Ve bunu Ahmet Kuruk Karakullukçu amcamız dediği zaman midesinin iyi olduğunu, düzeldiğini söyledi. Bir gün sonra bu sütlü ilacın başka bir hal aldığını görüyorlar. Bir şeyin de eksik olduğunu söylüyorlar. Ne olabilir? İşte içerisine biraz her tatlıya koyulduğu gibi biraz da tuz ilave edelim dediler. Tuz ilave edildi, daha da güzel bir hal aldı. Ondan sonra bunun adı burada süt ilacı olarak tarihimize geçti. Bundan sonra süt ilacını süttaş olarak yapalım dediler. Değiştirdiler ismini tabii. Sütlaç olsun dediler. Fakat bu sütlaç günümüze öyle güzel nasıl geldi? Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde sütlaç yapılıyor. Fakat Hamsiköy'deki hayvanların böyle yeşil doğada güzel çiçekleri otlayarak süt yapıyorlar ve sütlaçtaki lezzet tabii ki farklı oluyor. Buradaki ineklerden ötürü yani. Kesinlikle. İnekler ve ineklerden dolayı aynı zamanda otlaklarından dolayı yani çiçeklerinden yemiş olduğu çiçeklerden ottan dolayı Hamsiköy sütlacı lezzetli oluyor. Bu şekilde Hamsiköy sütlacı yaklaşık 100 yıl önce baştan söylediğim gibi günümüzde sofralarımızın vazgeçilmez tatlısı haline geldi. Evet. Sütümüzü kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra tabii sütün miktarına göre pirincini ilave ediyoruz. Sütü pirinçle beraber pişiriyoruz. Süt kıvamını aldığı zaman onu tabii usta görebiliyor. Onu herkes görme şansı yok. Herkesin görme şansı yok. Sütlaç 100 kilo süt yaklaşık 1 saat süreyle pişiyor. 1 saat süre içerisinde sütlaç haline geliyor. Suyu buharlaşıyor. İşte o kıvamını yakalıyor. Ondan sonra şekerini ilave edip bir 10-15 dakika daha kaynattıktan sonra kaselere koyup kızartmaya başlıyoruz. Tercihe göre Hamsiköy orijinal sütlacı normalde kızarmamıştır. Ama daha sonraki yıllarda bunu işte bir değişiklik yapalım dediler herhalde. Kızartalım onu. İşte üzerine fındık ilave edelim, bal ilave edelim, muz ilave edelim diyerek sütlacı aslında asıl şeyinin dışına çıkardılar. Aslında orijinal Hamsiköy sütlacı yanıksız, sade sütlaçtır. Bilindikten sonra hep tercih edilmiştir. Bunu böyle söyleyebilir. Yani bilindikten sonra Hamsiköy sütlacı tanındıktan sonra öyle diyelim. Hep tercih edilmiştir. Çünkü başta söylediğimiz gibi Hamsiköy sütlacı sütünden dolayı lezzetlidir. Turistlerimize tabii yerli turist diyoruz. Bir de yeni Arabistan'dan gelen, Afganistan'dan gelen turistlerimiz de var. Onlar aslında bunu muhallebi olarak biliyorlar ama bunu sıcak olarak sevdiklerini de söylüyorlar. Sıcak. Piştiği zaman sıcak sıcak yemeği daha çok tercih ediyorlar ama o şansı yakalayamıyorlar tabii. Normal olarak bizim yaptığımız şekilde yemek durumunda kalıyorlar.
ilkokulu burada Hamsiköy'de okudum. Ama şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Hemen hemen her yıl gelirim, Trabzon'u ziyaret ederim ve sütlaç için bu Hamsiköy'e mutlaka çıkarım. Sütlacımızı çok seviyorum. Hepsi, doğamız çok güzel. Tabiat çok güzel. Bu yeşilliklere doyamıyoruz. Teşekkür ederim. Herkesin de gelmesini beklerim. Ziyaret etmesini beklerim. Sağ olun.